Ülke TV ekranlarından mutlu günler değerli seyircilerimiz. Yeni bir Hayat Tercih Tir programıyla daha bugün de karşınızdayız. Eğitim ve yaşama dair önemli gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri bu ekranlardan kıymetli hocalarımızın katılımıyla birlikte ne yapıyoruz? Ele alıyoruz, derinlemesine irdiliyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Biraz yüksek lisans eğitiminin önemini konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi'nden çok kıymetli, çok değerli 3 hocam bugün bizlerle birlikte. Mevcut olan yüksek lisans programlarına ilişkin bizlerle bilgilerini paylaşacak ama tabii hemen hatırlatmakta da fayda var. 18-25 Eylül tarihleri arasında ek yerleştirme tercih işlemleri Perşembe itibariyle 18 Eylül Perşembe itibariyle başladı. Yine 25 Eylül günü sona erecek. Hocalarımızdan tabii ek kontenjana ilişkinde bilgi alacağız. Çünkü onların üniversitesinde çok önemli bölüm ve programlar var. Biraz onlardan da bahsetmelerini arzu edeceğim ama sonrasında yüksek lisans, kariyerinde yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa bizi bugün takip etsinler. İş hayatında veya akademisyen olmak istiyorsa yüksek lisans ki hocalarım da birazdan vurgulayacak. Akademisyenliğe ilk adım olarak da tabir ediliyor. Çok farklı, çok güzel bölüm ve programlar var. Onların ayrıntılarını hocalarımızdan dinleyeceğiz. Hemen ben hocalarıma dönmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli 3 isim yine pozitif ayrımcılık yaparak Selma hocamı takdim etmekle başlayacağım. Üsküdar Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Selma Doğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hocam çok güzel programlar var enstitünüzde. Hemşirelik Anabilim Dalı bunun altında 5 program var. İş sağlığı ve güvenliği, hastane işletmeciliği ve nörobilim var. Bunların evet. Ayrıntılarını hocam sizden birazdan alacağım. Evet. Hemen hocamızın yanında rektör yardımcısı Profesör Doktor Muhsin Konuk hocam. Hocam ayaklarınıza sağlık. Sizlere tabii fen bilimleri ve sosyal bilimler adı altında güzel klinik psikoloji, uygulamalı psikoloji, yüksek lisans, nöropazarlama İzzet hocamdan ayrıntıları birazdan alacağız. Bu alanda Türkiye'de otorite bir isim ve moleküler biyoloji alanında da yüksek lisans programlarınız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Ve Profesör Doktor İzzet Bozkurt İletişim Fakültesi Dekanı bu nöropazarlama programının da yürütücüsü hocam. Ayaklarınıza sağlık hocam. Biraz dünyada evet biliniyor nöropazarlama, Türkiye'de daha yeni yeni değil mi hocam? İnsanların beyninde satın alma düğmesi var. Bu düğme nasıl harekete geçirilebilir? Biraz tabii arkadaşlarımıza bunun ayrıntılarını vereceğiz. Tamam. Etikliği de tartışılıyor. Bunun için de belki söylemleriniz olacaktır. Evet arkadaşlar, sorularınızı nasıl hocalarımız ve bize yönlendiriyorsunuz? sabanozde@gmail.com ve sabanozde@gmail.com Twitter adresinden sorularınızı alacağız. Facebook sayfası ise Hayat Tercihtir'den sorularınızı kıymetli hocalarımız ve bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen sağdan başlayalım İzzet hocamla. İlerleyelim hocam. İletişim Fakültesi malum ek kontenjan, yerleşme tercihler arkadaşlar biraz kararsız da olabiliyorlar. Biraz İletişim Fakültesi'nden bahsedebilir misiniz hocam? Evet, geleneksel iletişim eğitiminin ötesine geçiyorsunuz. İsimlere de baktığımızda farklı iletişim bölümleri var. İletişim bilimleri var. Reklam tasarım ve iletişim var. Onun haricinde yeni medya var. Yeni medya var, reklam tasarımı dedik. Biraz bahsedebilirsiniz hocam. Nasıl bir model sizdeki iletişim? Teşekkür ederim. Öncelikle bütün ülkemiz için sevindirici, güzel bir haber aldık bugün. 3 aydan fazladır alıkonulan ilçelik temsilcilerimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmalarından çok mutluyuz. Bütün ülkemizin gözü aydın. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. İletişim Fakültesi Türkiye'de bir sürü iletişim fakültesi var. Bunu çok sık sık konuşuyoruz. Güzel de fakülteler var. Tabii yeni bir şeyler yapmak da gerekiyor. Çünkü değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Dolayısıyla iletişim öyle bir alan ki teknolojik bütün değişimden çok hızlı etkileniyor. Ama o teknolojinin değiştirdiği iletişim altyapısı da diğer bütün alanların değişmesine çok sebep oluyor. Çünkü iletişim artık bütün dünyada hemen hemen bütün sektörlerin merkezinde yer alıyor. Çünkü artık dünya öyle bir hale geldi ki herkes herkesin
ne yaptığını, nerede yaşadığını, nasıl konuştuğunu, ne hissettiğini, neye tepki gösterdiğini, hangi ürünü aldığı, hangi siyasi sisteme karşı çıktığını, dünyanın herhangi bir yerinde nerede nasıl bir doğal afet var, nasıl bir sıkıntı var. Sevinci de, üzüntüyü de dünya bütün bu iletişim altyapısıyla paylaşıyor oldu. Dolayısıyla bütün kamu kurumlarında, özel sektöründe çok ciddi iletişime ihtiyacı var. Ve iletişim mesleği de hiçbir zaman olmadığı kadar çok önemli bir noktada. Özellikle ticari iletişim bugün işte ülkelerin, şehirlerin markalaşmasından tutun da hizmet sektörünü ve reel sektörün markalaşmasına, pazarlama iletişimi diyoruz biliyorsunuz. Bir de tabii kamusal alandaki iletişimden bahsediyoruz. Hem kamu kurumlarının sosyal paydaşlarıyla iletişiminde, sivil toplum örgütleriyle iletişimde, siyasi partilerin oy verenleriyle iletişimde. Yani iletişim bugün 360 derece hayatımızın her yerinde olan bir alan. Ve ben iddia ediyorum ki önümüzdeki 50 yılında en önemli mesleklerinden bir tanesi olacak. Elbette iletişimi artık klasik bir şekilde ele alamayız. Bu lükse sahip değiliz. Ülkemizin çok önemli potansiyeli var. İnsan potansiyeli, üretim potansiyeli, kültürel birikimi, inançlarımız, değerlerimiz, coğrafyamız, turizmimiz. Buna baktığında bütün bunları katma değer yaratacak şekilde çok haklı bir pozisyonlamayla anlatmamız, tanıtmamız gerekiyor. Bu da iletişimden geçiyor. Ülkemizin iletişim alanıyla ilgili teknik altyapısı inanılmaz iyi. Şimdi bu teknik altyapıyı yönetecek, bu teknik altyapı için içerik üretecek iletişim uzmanlarına ihtiyaç var. Biz çok genç bir üniversiteyiz. Üniversitemiz 3 yıllık bir üniversite. Fakültemiz ondan da genç. 2 yıllık bir iletişim fakültesi ama bu gençliğin ve bu yeni kurulmuş olmanın verdiği bir avantaj var. Biz bütün bu biraz önce anlattığım çerçeveyi tanımlayarak bir fakülte dizayn ettik. Bu çok iddialı bir fakülte. Hem bölüm adlarının hem de fakültenin ders işleyişi açısından çok farklı. 3 bölümümüz var. Bu 3 bölüm işte medya ve iletişim bölümümüz. Tamamen gazetecilik, radyo, televizyon bu tür alanları kapsıyor. Evet hocam. Ancak bu alanlarında bütün bu dijital ve yeni ortamlar için alacak şekilde dizayn edildi. Yani günümüzün gerektirdiği gazeteciliği, televizyon gazeteciliğini, internet gazeteciliğini birlikte yapacak yetenekli insanların yetişmesine sebep oluyor. İkinci bölümümüz bizim yeni medya. Bu tamamen dijital dünya ile ilgili sosyal medyayı anlatan, artık sosyal medyasız hiçbir iletişim olmuyor mutlaka. Bak, siz bile sunum yaparken diyorsun sorularınızı Twitter üzerinden, Facebook üzerinden. Çünkü demek ki böyle bir alan var artık. Kullanılıyor. Üçüncü alanımız da pazarlama iletişim. Özellikle ticari iletişimde biraz önce gene anlattım. Markalaşma ile ilgili reklam tasarım ve iletişim bölümü. Fakültede ilk 2 yıl derslerimiz ortak. Daha sonra arkadaşlarımız uzmanlıklarına göre 3. 4. sınıfta dersler alıyorlar. Bunun da bir temel sebebi var. Çünkü bir iletişimcinin sahip olması gereken belirli bir akademik, kültürel bir bakış açısına ihtiyacı var. Dolayısıyla biz 2 yıl fakültemizde tarihten, uygarlık tarihinden, düşünce tarihinden, siyasetten, felsefeden, psikolojiden, sosyal psikolojiden öğrencilerimizin belirli bir donatıya gelmesini istiyoruz. Sonra da alanlarına gidecekler. İddia ediyorum ki Türkiye'de en genç, en yeni, en dinamik ve sektörün ihtiyaçlarını şu anda en iyi okuyan fakülte durumundayız. Hocam yüksek lisansa geçeceğiz ama çok kısa cevap almak isteyeceğim. Bir de burs olanaklarına ilişkinde bileyim şu an kontenjan yerleşme süreci ki açık kontenjanlarınız da var. Öğrenci de alacaksınız. Evet. Biraz çünkü burslar da önemli öğrenci arkadaşlarımız için. Ya aslında tabii birazcık böyle bu tercih döneminde ek kontenjana kalan arkadaşların sanki böyle bir büyük bir avantajı var. Bu hakikaten biraz böyle bir haksız avantaj hatta, yani o kadar büyük bir avantaj ki belki Muhsin Hocam da buna değinecektir. Çünkü şimdi bu dönemde tercih yapan arkadaşlar mesela iletişim fakültesinde %75'e kadar burs alacaklar her bölümden. Bu bence inanılmaz bir olanak. Ciddi yani avantaj. Çünkü normal yerleştirmede ki puanlardan çok daha farklı ve daha düşük puanlarla çok daha yüksek bursla öğrenci fakültelere girmiş olacak. Burs olanaklarımız çok geniş. Üniversitemiz bu konuda da gerçekten diğer üniversitelerden hiç aşağı kalır yani yok. Çok ciddi imkanlar var. Evet, Türkiye'nin ilk nöropazarlama yüksek lisans programında birazdan İzzet Hocam'dan ayrıntılar alacağız. Neler sağlayacak, neyi hedefliyorlar. Selmi Hocam, sizinle yürümek istiyorum ben. Biraz
Önce tabii sizde sağlık bilimleri fakültesinde bölümler var. Gerçekten Türkiye'de yeni olan bölümler. Mesela bunlardan değil mi hocam, dil konuşma terapisi gerçekten revaçta olan, ergoterapi yine birçok üniversitede olmayan, sayılı üniversitede olan var. Çocuk gelişimi yine önemli bir bölüm, hemşirelik. Biraz fakültenizden bahsedebilir misiniz? Sonrasında hocam yüksek lisansı da enstitü olarak dinleyeceğiz sizden. Tabii. Şimdi tabii bizim üniversitemiz eminim çok defa da telaffuz ettik. Tematik yapısı nedeniyle davranış bilimleri ve sağlık bilimleri ağırlıklı bir üniversite. Ve sağlık bilimleri fakültesi ve bununla birlikte sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu çok önemli bir ağırlık oluşturuyor üniversitemizde. Ve her iki programın içinde de ön lisansta da lisans programlarında da çok yeni, hakikaten ülkenin toplumun ihtiyacına yönelik olarak ve ileriye dönük olarak öngörülmüş, açılmış programlar var. Sizin de belirttiğiniz gibi. Hali hazırda Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 8 programımız var bugün itibariyle. Ve bu programların herhalde en eskisi hemşirelik programıdır. Hemen hemen bütün sağlık bilimleri fakültelerinde öteden beri, eskiden beri vardır ama diğer programların siz de belirttiğiniz pek çoğu çok yeni programlar ve birçok üniversitede de olmayan programlar. Bu şu nedenle önemli. Yani bütün alanlarda olduğu gibi sağlık bilimleri alanında da bilgi çok genişledi, ilerledi ve derinleşiliyor artık. Ve alt alanlarda uzmanlıklara ve özelleşmiş bilgi donanımına sahip insan gücüne ihtiyaç var. Evet, ayrışmak gerekiyor. Bu nedenle de bu programlara eğitimli insan gücünü yetiştirmek durumundayız. Üniversitemiz hakikaten birçok açıdan öncülük yapıyor. Bu yeni programların açılması noktasında. Söz edecek olursam en yenilerden başlayayım dilerseniz. Odyoloji ve dil konuşma terapisi bölümleri bu yıl ilk öğrencilerinizi aldınız. Açıldı. Aldık ve hemen hemen bütün kontenjanları doldu bu programların. Bunlarla birlikte sosyal hizmetler lisans programı yine çok önemli, toplumun çok önemli bir ihtiyacına yanıt vermek üzere ülkemizde, çünkü eksikliği çok hissedilen bir alandır bu. Bu programda da yine çok değerli hocalarımızla eğitimler birkaç yıldır yürütülüyor. Ergoterapi bölümünden söz etmek isterim. Çok yeni bir alan, çok az üniversitede olduğunu biliyorum ve son derece önemli bir program bu da. Yine çok değerli hocalarımız var programımızda ve doluyor. Bu programımız da şu anda dolu. Sağlık kurumları işletmeciliği programı bunlardan başka. İş sağlığı ve güvenliği lisans programımız. Çocuk gelişimi programımız var. 8 programla, bölümle. Fakültemizde eğitim öğretimi 3. yılındayız şu anda. Evet. Sürdürüyoruz. Ek kontenjanla sağlık bilimleri bölümleri genellikle dolu oluyor kontenjanları. Ama yine de ek kontenjanla her yıl bize öğrenciler geliyorlar. Bu yıl da bekliyoruz öğrencilerimizi. Evet hocam, burs olanakları da yine İzzet hocam bahsettiği aynı şekilde. Evet, %75, %50, %25 gibi iki öğrencinizden birinin de bursu olduğunu ben biliyorum hocam. Gerçekten. Çeşitlilikleriniz fazla. Aynen öyle. Evet. Bütün alanlarda. Evet Muhsin hocam, biraz da sizden devam edelim. Rektör yardımcısı olarak da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi de var. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Felsefe, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyoloji. Bu siyaset bilimi ve sosyoloji bölümlerini bu sene yeni açtınız. Tıpkı dil ve konuşma terapisi gibi, odyoloji gibi. Onun haricinde bilgisayar mühendisliği var hocam. Lisede biyomühendislik var. Endüstri sistem mühendisi de bu sene yeni açtığınız bölümler arasında. Ve moleküler biyoloji, genetik. Biraz bu iki fakülteyi toparlayabilir miyiz hocam? Nasıl bir model olacak arkadaşlarımız? Çünkü ek kontenjan tercih yapacak arkadaşlar. Hem bilgi sahibi de olsunlar istediğimden. Evet, bizim üniversitemizdeki fakültelerdeki bölümlerimiz aslında Selma hocamın da ifade ettiği gibi
Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde açılıyor. Yani öyle, yani biz insanlarımızı ya da öğrencilerimizi üniversitede okuduk, onları evet. mezun edelim diye açmıyoruz. Bu alanlarda özellikle psikolojik, ki zaten sabah biraz sizinle de hani konuşmuştuk bu konuyu. Hı-hı. Gerçekten Türkiye'nin Hı-hı. çok fazla miktarda ihtiyacı olan bir bölüm. Şu anda da zaten yurt dışından bize müracaat eden öğrencilerin de neredeyse %80'i psikoloji bölümünü tercih ediyor. Evet. Yani böyle bir ihtiyaç var Türkiye'de, ülke insanında. Bununla beraber tabii ki sosyoloji ve felsefe, bunlar felsefe grubu bölümler de hakikaten birbirlerini tamamlayan, birbirlerine destek veren bölümler şeklinde insan ve toplum bilimlerinde. Tabii ki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler de, o da yani bizim tematik yapımıza çok şey değil aslında, tamamen davranışla, davranış özellikleriyle ilgili olan bölümlerimizden bir tanesi. Bununla beraber bizim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde hem Türkçe hem İngilizce moleküler biyoloji genetik bölümümüz var. Biyomühendislik bölümümüz var. Bize sanki kardeş bölüm, özellikle çap yapma imkanı çok fazla olan bizim bölüm ile biyomühendislik arasında çap yapma ihtimali oldukça fazla olan bir bölüm. Bilgisayar mühendisliği bölümü, sistem ve endüstri mühendisliği bölümleri de yine ayrıca mühendislik ve doğa bilimlerinin içerisindeki bölümlerimiz. Hocam tabii bugün programımız biraz erken bitireceğiz. Gelişmeler var, sıcak gelişmeler var arkadaşlar, onları da aktaracaklar ama çok kısa zamanım var. Hocam iletişim olarak, iletişim fakültesi sosyal bilimlerde nöropazarlama var. Çok alan, etkili bir alan Türkiye'de ilk defa. Kısaca buradan biraz bahsedelim. Ne kadar kısa? Hocam siz toparlarsınız, buyurun hocam. Şimdi hakikaten beyinle ilgili çok fazla çalışma var ve bu çalışmaların bir takım hastalıklarla, şizofreniyle ilgili, işte diğer hastalıklarla ilgili neuroscience'lar uzun zamandır çalışıyorlar. Beyinle ilgili bilinmezler azaldıkça her alan beyine yaklaşmaya çalışıyor. Çünkü hani oradan bir fayda, o bilimden yararlanma yönünde herkesin bir çabası var. Pazarlama da biliyorsunuz bu dünyada herkese bir şekilde ulaşmaya çalışan, bir amacı olan ürün, marka, hizmet vesaire. Ve dolayısıyla bu rekabet süreci içerisinde kendi avantaj sağlamak için çok ciddi şekilde bu neuroscience ve nörobilimle ilgileniyor. Son dönemlerde, işte 90'lardan itibaren var da 2000'lerde ciddi zirve yapan yeni bir yaklaşım var işte. Buna nöropazarlama diyorlar. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi hani insanın kafasında bir düğme var. Oraya basıyorsun, insanlar satın alıyor. Ya da hemen herkesin konuştuğu, işte bizim subliminal dediğimiz bilinçaltı reklamlar var. Aslında kesinlikle böyle bir şey değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Buradaki olay şu. Bu aslında bir araştırma yöntemi. Çünkü şu görüldü ki geleneksel, yani sosyal bilimlerde bizim yaptığımız araştırmalar beyana dayanıyor. Yani biz anket yaptığımızda da, odak grup çalışması yaptığımızda da, fokus grubu çalışması yaptığımızda da kişilere çeşitli sorular soruyoruz. O sorulara da kişiler beyansal olarak yanıt veriyorlar. Ama araştırmalar şunu gösteriyor. Kişinin beyanıyla davranışları arasında ciddi bir fark var. Ve beyan ettiği şey aslında o anda insanlardan ayrı düşmemek üzere, kendini toplumdan farklı göstermemek üzere ya da öyle olduğuna inandığı için, doğru olduğuna inandığı için öyle bir beyanda bulunuyor. Ama davranışları bunun dışında gelişiyor. İşte neuroscience, neuromarketing bunun üzerine çalışıyor. Gerçekten insanlarda yazılı, görsel, sözsel, işitsel ya da tatsal olarak o kişiye giden uyaranla kişinin zihninde gerçekten ne olup bitiyor. Ve bunların bugün çeşitli tekniklerle artık analiz edilmeleri söz konusu. İşte fMRI dediğimiz bir cihaz var. Normal hastanelerdeki MR cihazının biraz daha gelişmiş şekli. İnsan beyninin çeşitli görsel uyaranlara karşı, işitsel uyaranlara karşı gösterdiği reaksiyonu fotoğraflıyor. EEG bizim normalde bildiğimiz kalp grafiği çeken EEG ile kişinin davranışlarıyla ilgili olarak elektriklenme ayırdı. Bir de eye tracking var. Hocam şu an sıcak gelişmeler var. Merve Hanım hemen pası atıyoruz. Söz Merve Hanım'da.